Arkadaşlar makine mühendisliğine giriş dersimizin ikinci konusuna biraz sonra başlayacağız. Ona göre bir paylaşım yapayım. Evet, bugün ikinci dersimizin konusu Newton'un hareket yasaları. Bu konuyu biliyorsunuz ama bazı konuları hatırlatmakta, tekrar etmekte yarar var. Makine mühendisliğine giriş dersimizin önemli bir konusudur. Newton'un hareket yasaları ve bu hareket yasaları bundan sonra işlenecek derslerde de yer alacak. Evet. Biraz sonra başlayacağız. Bir saniye. Şu anda 84 kişi var. 85-86 oldu. Girişler devam ediyor. Biraz sonra başlayacağız. Evet arkadaşlar, dersimize başlıyoruz. Newton'un birinci yasasını ele alalım. Newton'un birinci yasası statik durumu gösteriyor. Her cisim üzerine uygulanan kuvvetlerden dolayı durumunu değiştirmeye zorlanmadıkça olduğu yerde durmaya ya da bir doğru üzerinde düzgün hareketine devam eder. Statik bir durum Newton'un birinci yasası. Ve bu yasa içinde gördüğünüz gibi kuvvetler yer alıyor. Bizim makine mühendisliği için kuvvetler önemli bir konu. Kuvvetleri de ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Her cisim üzerine uygulanan kuvvetlerden dolayı durumunu değiştirmeye zorlanmadıkça olduğu yerde durmaya ya da bir doğru üzerinde düzgün hareketine devam eder. Tabii burada eylemsizlikten söz etmemiz gerekiyor. Eylemsizlik bir değişikliğe karşı direnç demek olduğundan, bu yasaya eylemsizlik yasası da deniyor. Newton'un birinci yasasına. Cisimlerin hareket durumunun değiştirilmesine karşı gösterdiği direnç olarak da tanımlanabilir. Arkadaşlar cisim duruyorsa hız sıfırdır bildiğiniz gibi. Biz hızı büyük V ile göstereceğiz. Büyük V eşittir sıfır ise cisim duruyor. Cisim sabit hızda belli bir yönde hareket ediyorsa tabii ki hız sabit olacak. Cismin üzerine etkileyen bileşik kuvvet sıfırsa, yani dengelenmemiş kuvvetler yoksa, dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeyse, cisim duruyorsa durmaya devam eder, sabit hızda gidiyorsa hızı ve yönü değişmez. İğme sıfır. Arkadaşlar cismin üzerine etken bileşik kuvvet demişiz. Bileşik kuvvet tanımı da önemli. Bu konuda Ege derse gerekli bilgileri yükledim. Bileşik kuvvetin ne olduğunu da bileceğiz ve bunu da dersimizde kullanacağız. Dengelenmemiş kuvvetler ve dengelenmiş kuvvetler de önemli. Bütün bu tanımlarla ilgili bilgileri Ege dersi yükledim. Bu bilgileri de bilmek zorundayız. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeyse cisim duruyorsa durmaya devam edecek tabii ki. Sabit hızda gidiyorsa hızı ve yönü değişmeyecek. İğmenin değişimi tabii ki sıfır olacak. Bir cismin üstüne etkileyen bütün kuvvetleri temsil eden F net kuvvetini ele alalım. Bu vektörel olarak değişebilir, vektörel olarak alabiliriz. F net 0 Newton ise iğme 0 metre bölü saniye kare olacak ve hız sabit olacak. Hız vektörü sabit olarak ele alınacak.
Tabii ki sürtünmez ortamlar için Newton'un birinci yasasını bu şekilde özetleyebiliriz. Sürtünmeyi şu an dikkate almayacağız. Bir cisme uygulanan net kuvvet olan toplam F kuvveti diğer cisimler tarafından o cisme uygulanan her bir kuvvetin vektörel toplamıdır diye net kuvveti özetlemişiz. Arkadaşlar kuvveti vektör olarak gösterirsek ve bunun toplamını alırsak tabii ki üzerine etki eden, cismin üzerine etki eden her bir kuvvetin toplamı olacak vektörel olarak. Bir cismin üzerindeki net kuvvet sıfırsa, yani toplam vektörel kuvvetler eşit sıfır Newton ise o cismin ivmesi sıfırdır. İvmeyi de A olarak göstereceğiz ve A'yı da vektör olarak gösterirsek onu da sıfır olarak alacağız. Birimi de metre bölü saniye kare bildiğiniz gibi. Evet, kısaca Newton'un birinci yasasını ele aldık. Basit bir örnek yapalım. Bir cisme başka üç cisim kuvvet uygulamaktadır demişiz. Bu F1, F2 ve F3 kuvvetlerini vektör olarak vermişiz. F1 vektörel kuvveti 2 Newton olsun. J indisiyle göstermişiz. Tabii X, Y, Z'nin karşılığı X'in I, Y'nin J ve Z'nin J vektörü olmak üzere. Pardon. X'in i, Y'nin J vektörü olmak üzere Z varsa onu K'la gösteriyoruz. Z ekseni varsa onu K vektörüyle göstereceğiz. Burada iki boyutlu i ve J'ler var. F2 eksi 3 Newton, F3 5 Newton, i vektörü eksi 6 Newton, J vektörü. Tabii ki yanındaki i ve J'ler önemli. Dediğimiz gibi X ve Y koordinatlarına, eksenlerine karşılık geliyor. Cisme uygulanan net kuvveti biz hesaplayacağız şimdi. Arkadaşlar toplam F kuvvetini bulacağız. 3 tane değişik kuvvet var burada. F1, F2, F3 vektörü olarak. Bu üçünün toplamı bizim için net kuvveti verecek. F1'i tekrar yazmışız. 2 Newton J vektörü. F2 eksi 3 Newton I vektörü ve F3 5 Newton I vektörü artı olarak ve eksi 6 Newton J vektörü ve bunların toplamı vektör olarak 2 Newton I vektörü eksi 4 Newton J vektörü oluyor. Biz I'leri ve J'leri kendi aralarında topladığımızda bu şekilde sonucu buluyoruz. Bu çerçevede toplam F kuvveti nedir? Mutlak değer içinde yazarsak arkadaşlar bulduğumuz 2 Newton I eksi 4 Newton J'nin karelerin toplamının karekökünü eşit olacak bildiğiniz gibi. Bu çerçevede toplam F kuvveti 4.47 Newton çıkıyor. 4.47 Newton'luk burada net kuvvet varmış cismin üzerinde. Bu arkadaşlar istersek bu sonucu grafik halinde getiririz. Şu anda grafik kısmını işlememişiz ama bir cismin üstüne etki eden net kuvveti vektör olarak bu şekilde hesaplayabileceğimizi bilebileceğimizi. Hocam pardon. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Ya bizim yanımda bir arkadaş var da şu an maksimum kişi doldu diyor ve giremiyor şu an derse. Giremiyorsa şöyle bir şey var. Bu dersi sisteme yükleyeceğiz. Giremeyenler bana e-mail ile bilgi versin. O 100 kişiyi ayarlamaya çalışayım ama şu anda bu şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi anlattığımız dersi de Ege dersi yükleyeceğim aynı şekilde. Tamamdır hocam. Arkadaşlar Newton'un ikinci yasasına bakalım. Birinci yasa için statik dedik. Statik bir durumu gösteriyor. Sizler statik ve dinamik dersi de alacaksınız. Newton'un ikinci yasasına kısaca dinamik durumu gösterir diyebiliriz. Hareket değişikliği uygulanan kımıldatıcı kuvvetle doğru orantılıdır ve kuvvetin uygulandığı yönde bir doğru boyuncadır demişim.
Şimdi hareket değişikliği varsa bu kımıldatıcı kuvvet nedir biraz sonra söyleyeceğiz. Uygulanan kımıldatıcı kuvvetle doğru orantılı ve kuvvetin uygulandığı yönde bir doğru boyunca olarak alınacak. Newton'un ikinci yasası dinamik bir durumu gösteriyor. Hareket ile Newton momentumdan bahsetmiştir arkadaşlar. Momentum konusuna da girelim kısaca. Bugün kısa bir giriş yapıyoruz. Gerektiğinde ileriki derslerde konuları açacağız. Newton'un ikinci kanununda hareket momentumla ilişkilidir diyebiliriz. Momentumu biz P ile gösterirsek, P vektörüyle gösterirsek momentum vektörünü, o kütle çarpı hız vektörüne eşit olacak. Birimi Newton saniye. Kütleyi M ile göstereceğiz, küçük M ile. Hızı da büyük V ile göstereceğiz. Hız vektöründe tabii ki bu şekilde gösterirsek momentum vektörünü elde ediyoruz. Kımıldatıcı kuvvet dedik. Newton bununla arkadaşlar net kuvvet demek istemiş. Net kuvveti biz kımıldatıcı kuvvet olarak Türkçe'ye bu şekilde çevirdim. Ele alırsak toplam F net kuvveti vektörü olarak momentumun zamana göre değişimine eşit olacak. Onun da birimi tabii ki Newton olacak. Çünkü momentum Newton saniyeydi. Onu saniye böldüğümüzde Newton birimini elde ediyoruz. Momentumu açarsak arkadaşlar M çarpı hız vektörüydü. M çarpı hız vektörünün zamana göre değişimini yani momentum vektörünün zamana göre değişimini kütle sabit ise biz M çarpı dv bölü dt yani hız vektörü bölü zamana göre değişim olarak da gösterebiliriz. Ve bildiğiniz gibi dv bölü dt'ye de biz ivme diyorduk. M çarpı a ivmesi vektörü olarak gösterebiliriz. Newton'un ikinci yasası o zaman M çarpı A'ya eşit veya M çarpı A vektörüne eşit. Newton biriminde toplam kuvvetler dinamik bir hareket, dinamik bir durum varsa, hareket varsa toplam kuvvetler M çarpı A'ya eşit olacak. Tabii ki statik durumda toplam kuvvetleri sıfıra eşitliyoruz. Ama burada dinamik bir durum var, hareket var. O zaman M çarpı A'ya eşit olarak alacağız. Cismin üzerine etki eden dengelenmemiş kuvvetler varsa hareketin durumu değişir. Arkadaşlar dengelenmiş, dengelenmemiş kuvvetler konusunda dediğim gibi Ege derste bilgi verdim. Bu çerçevede dengelenmemiş kuvvetler varsa hareketin durumu değişecek. Buna uygun örnekleri ilerleyen derslerde yapacağız. Kütle bir cismin hızındaki herhangi bir değişikliğe karşı koymasını sağlayan özelliğidir. Eylemsizlik kütlesi de denir buna. Yani kütlenin durumuna göre bir cismin hızındaki herhangi bir değişikliğe karşı bir eylemsizlik gösteriyor. Buna karşı bir duruş gösteriyor kütle. Kütleyi de bu çerçevede ele alacağız. Eylemsizlik kütlesi de diyebiliriz. Son kez söyleyeyim. Bir cismin hızındaki herhangi bir değişikliğe karşı koymasını sağlayan özelliğidir kütle. Kuvvet nedir? Bir cismi ivmelendiren etkidir. Bir cismi ivmelendiren etkidir. Bir cismi yalnız başına etkileyen kuvvet, herhangi bir eylemsizlik referans sistemine göre o cismin ivmesiyle aynı yöne sahiptir. Ve kuvvetin büyüklüğü ivmenin büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Arkadaşlar biraz önce geçti eylemsizlik referans sistemi. Bütün bu tanımlar bizim için önemli. Onu da bir yapalım. Newton'un birinci yasasının geçerli olduğu ya da o referans sistemine göre toplam kuvvetler 0 Newton olan herhangi bir cisim için A ivmesi eşit 0 ise bu bir referans sistemidir. Yani eylemsizliğin referans sistemi toplam kuvvetler 0'a eşit olacak, ivme de 0'a eşit olacak. Bizim için arkadaşlar hem mühendislikte hem bilimde referans noktaları önemlidir. Newton'un yasaları çerçevesinde eylemsizlik referans sistemi ve de toplam kuvvetler eşit sıfır, ivme sıfırsa bizim için bu referans noktası veya referans sistemidir. Eylemsizlik referans sistemidir. Evet, bu kadar konuştuk. Yine basit bir örnek yapalım.
5 kilogram kütlesindeki bir cismi ele alalım. Sürtünmesiz bir yüzey üzerinde dursun. Buna etkileyen kuvvet de 20 Newton olsun. Tabii ki burada ivmeyi bize soruyor. İvmeyi basitçe bir hesaplayalım. Evet. 5 kilogramlık kütle 20 Newtonluk kuvvete kütle 20 Newtonluk kuvveti etki ediyor. Arkadaşlar serbest cisim diyagramını önce çizeceğiz. Bu serbest cisim diyagramı nedir? Yine tanımı Ege derste var. Serbest cisim diyagramı bizim için önemli. Kuvvetleri serbest cisim diyagramında güzelce gösterebiliyoruz. O zaman serbest cisim ilk serbest cisim diyagramımızı çizelim. 5 kilogramlık kütleyi ele alalım. Bunun bir ağırlık merkezi var. Gördüğünüz gibi burada cismin tam ortasında gösterilmiş. Bu homojen bir cisim ise tam ortasında yer alacak ağırlık merkezi. Biz homojen cisimlerle çalışacağız şu anda. Onun için tam ortasında gösterebiliriz. Bu cismin belli bir ağırlığı var. Cismin ağırlığına G dersek arkadaşlar o yer çekimi ivmesi yönünde etki edecek cisme. Cismin ağırlığını G ile, büyük G ile gösterelim. Tabii ki bu ağırlığa karşılık zeminin uyguladığı bir kuvvet var. Bunu da N ile gösterelim. O da G'nin ters yönünde olacak. Tabii ki iki tane kuvvet var burada ve cisim dengede N eşittir G olarak yazabiliriz. Tabii ki kuvveti de arkadaşlar bize verilen yönde F kuvvetini bu şekilde gösterirsek serbest cisim diyagramını çizmiş oluyoruz. Burada F kuvveti bizim için önemli çünkü N eşittir G dedik. O iki kuvvet birbirini dengeliyor. O zaman F net kuvvetimiz N ile G birbirine eşit olduğundan dolayı direkt F'ye eşit. Burada vektör olarak göstermemişiz. Tamam. F net eşittir F ise 20 Newton olarak onu yazabiliriz. F net kuvvetimiz bizim neydi? M çarpı A idi. Bu 20 Newton'u M çarpı A cinsinden değerlendireceğiz. İvme soruluyorsa bize net kuvvetin kütleye oranı 20 Newton bölü 5 kilogram 4 metre bölü saniye kare olarak ivmeyi elde ederiz. Newton ne? Kilogram metre bölü saniye kare. Kilogram metre bölü saniye kareyi kilograma böldüğümüz an metre bölü saniye kareyi elde ettik. İvmeyi de 4 olarak 4 metre bölü saniye kare olarak buluruz. Bu soruda serbest cisim diyagramını ele aldık. Bu diyagramlar önemli. Bundan sonra hep kullanacağız. Newton'un ikinci yasası kapsamında da F net kuvvetinin M çarpı A olarak ifade edilebileceğini basitçe söylemiş olduk. Bunlar hatırlatmalar arkadaşlar. Dersimizde, ileriki derslerde bu bilgileri hep kullanacağız. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Kütlesi olmayıp da ivmesi olan bir madde ya da varlık bir şey var mı? Işık ya da ses buna dahil olur mu? Olur. Işığı o şekilde değerlendirebiliriz. Geçen gün okuduğum bir kitapta da vardı yine. Ama onlar bizi aşan, şu anda aşan konular ama değerlendirebiliriz. Tamamdır hocam. Teşekkür ederim. Tamam. Arkadaşlar bugünkü dersimizde Newton'un yasalarını hatırlıyoruz. Zaten biliyorsunuz bunları. Newton'un üçüncü yasasıyla devam edelim. Hepsini ilerleyen derslerde kullanacağız dedik. Her etkiye karşı daima eşit ve zıt yönde bir tepki vardır. Arkadaşlar etki varsa tepki vardır. Ya da iki cismin karşılıklı etkileri birbirlerine karşıdır. Etki tepki prensibi olarak kısaca bunu söyleyebiliriz. Kuvvetler daima çiftler arasındadır. Kuvvet iki cisim arasındaki etkileşimdir diyelim ve etki tepki yasasını anlatmaya çalışalım. Birinci cisim ikinci cisme kuvvet uygularsa etki. Birinci cisim ikinci cisme kuvvet uygularsa etki. İkinci cisim birinci cisme kuvvet uygularsa tepki olarak isimlendirebiliriz. Etki tepki kuvvetleri aynı cisim üzerine uygulanmaz. Farklı cisimler üzerine uygulanır. Biraz sonra örnekte de göreceğiz. Etki tepki kuvvet çiftleri dengelenmemiş kuvvet oluşturmak zorunda da değildir. Sonuçta dengelenmiş kuvvetle uygulayabilir.
Evet, yine anlattığımız bilgiyi bir örnekle ele alalım. Arkadaşlar K ve L cisimleri var. Yine sürtünmesiz bir düzlemde. Biz bu dersimizde tersi söylenmedikçe sürtünmesiz alacağız ama sürtünmeyi de bir ara işleyeceğiz. K ile L'nin ikisine sistem diyelim arkadaşlar. Her bir cisimi tek başına ele alıyorsak o tek başına ele aldığımız her bir cisim yine sistemdir. Ama burada K ile L'yi birleştirip tek başına bir sistem olarak ele alalım. K'nın kütlesi 4 kilogram, L'nin kütlesi 2 kilogram olsun ve bu ikisine 30 Newton'luk bir kuvvet etki etsin. L cismine uygulanan kuvveti bulacağız. O zaman etki tepki prensibi yani Newton'un 3. kanunu çerçevesinde soruyu değerlendirmemiz gerekiyor. Serbest cisim diyagramı bizim için önemli dedik. Onu hem K hem L için çizelim. K için arkadaşlar K alt indisiyle gösterirsek ağırlık büyük G K ve ağırlığa karşı kuvvet ne K olursa normal kuvvet. Buna normal kuvvet de deriz. N eşittir G alacağız yine. İkisi birbirini götürecek. Ama F kuvveti çerçevesinde ele alırsak K'nın yanında L var. L buna K ile L'yi bir arada alırsak LK bir alt indisinde bir tepki kuvveti oluşacak. K ile L cismi arasında. O zaman F kuvvetinin karşısında ters yönde bir FLK tepki kuvvetini gösterebiliriz. L için serbest cisim diyagramını çizersek bu sefer L'de sadece bir etki kuvveti var. FKL olarak gösterebileceğimiz. Birisi tepki, birisi etki kuvveti olmak üzere. Tabii ki etki tepki her zaman eşit. Bu şekilde serbest cisim diyagramını gösterebiliriz. Sistem KLL'den oluşsun dedik. Sistem için toplam kuvvet, toplam kütle 4 artı 2, 6 kilogram. Ve burada yapacağımız şey o zaman F net kuvveti M toplam çarpı A sisteme eşit olacak. Vektör olarak göstermişiz. Tamam. Buradan arkadaşlar ivmeyi biz 30 Newton'luk bir kuvvet var ve 6 kilograma bu etki ediyor. 30 bölü 6, 5 metre bölü saniye kare olarak buluruz. L cismine uygulanan kuvvete geçeceğiz. Sistemin ivmesi L cisminin ivmesine eşittir. Sonuçta sistem zaten ikisi birleşmiş ve sistemin ivmesi L cisminin ivmesine eşit olacak. O zaman F KL'yi ele alırsak bu ML çarpı A sisteme eşit olmak zorunda. F KL 2 kilogram çarpı 5 metre bölü saniye kare. Arkadaşlar burada bir dinamik durum var sonuç olarak. 2 ile 5'i çarparsak 10 Newton'luk bir KL sistemini ele aldığımızda sadece L'ye ve sadece L'yi ve K'yı tek başına aldığımızda etki ve tepki kuvveti 10 Newton olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki F, LK eksi 10 Newton olacak. Tekrar şekil üstünden bakarsak tepki kuvvetinin yönü F'nin tersi yönünde ve işareti eksi olacak tepki kuvveti. Hocam yani bir şey soracaktım da Tabii. yani L cismine uygulanan kuvvet FLK mı oluyor? Evet, FLK veya FKL ikisi de işte eksi ve artı tabii ki işaretleri ters olmak üzere 10 Newton olacak. Tamam. Mutlak değer içinde gösterirsek ikisi de 10 Newton ama yönlerini dikkate alacaksak vektörü olarak biri eksi biri artı olmak üzere 10 Newton olacak. Tamamdır hocam. Tamamdır. Her zaman soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bugünkü dersimizin konusu Newton'un yasalarıydı. Bunları size hatırlatmak istedim bu ders kapsamında. Çünkü ileriki derslerde makine mühendisliğine giriş dersinin konuları içinde bu üçünü de değerlendireceğiz. Bu üçünü de kullanacağız. Bu konuyu kısaca anlattık ve Ege ders içinde gerekli bilgiler de var. Sizler onu güzelce çalışın. Geçmişte sorduğumuz bir kısa sınav sorusunu şimdi değerlendirelim.
Bir tane örnek soru yapalım. Arkadaşlar nasıl soru sorabiliriz sınavlarda? Örnek bir sorumuz şu şekilde olsun. Mobil vinç kolu inşaat ve bakım uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu makine mühendisi de önemli bir eleman. Önemli bir makine. Mobil vinç kolu. Şekliyle verildiği gibi AB hidrolik silindiri B bağlantısı üzerine büyüklüğü 10 kN ve yönü silindir boyunca olan bir kuvvet uygulamaktadır. Evet arkadaşlar hidrolik silindiri görüyorsunuz. Orada 10 kN'luk bir kuvvet var ve yönü de verilmiş. Tabii 75 derecelik bir açıyla verilmiş. Bu kuvvetin vinç kolunun C alt noktasına uyguladığı momenti kilonewton metre olarak hesaplayınız demiş. Moment konusunu da ele alacağız. Bu örnekle de işlemiş olalım. Ama dediğimiz gibi bugün bir giriş yapıyoruz. Burada anlattıklarımızı ayrıntılı olarak sonra ele alacağız. Önce ben şu 10 newtonluk kuvveti buraya göstermişim. Bunu x ve y eksenlerine iz düşümlerini alırsak tabii ki bu şekilde iki kuvveti değerlendirmiş olacağız. 75 derecelik bir kuvvet var. Yatayla 75 derecelik açı yapan 10 kilonewtonluk kuvvet var. Bu kuvveti ele alırken biz x ve y eksenlerine iz düşümlerini değerlendirerek çalışmamızı yapacağız. Şekil üzerinde arkadaşlar B ve C noktaları verilmiş ve aralarındaki uzaklıklar da verilmiş. Dikey uzaklık 1,5 metre, yatay uzaklık 1,3 metre olarak verilmiş. A noktası da yer almış şekil üzerinde. Buna göre problemi değerlendirelim. Evet, çözüm için şöyle diyelim. C noktasına uygulanan moment. Arkadaşlar moment hakkında konuşacağız ama şimdilik bir giriş yapalım. C noktası şekil üzerinde var ve bu C noktasına uygulanan momenti biz genel olarak şu şekilde gösterebiliriz. Momenti M ile göstereceğiz ve C noktasına etki ediyorsa altına C indisini koyacağız. Artı eksi Fx dy artı eksi Fy dx olarak kilonewton metre veya newton metre biriminde momenti gösterebiliriz. Gördüğünüz gibi Fx ve Fy kuvvetlerine yani iz düşüm kuvvetlerine ihtiyacımız var ve aradaki moment kollarına, uzaklıklara ihtiyacımız var. Bu genel eşitliği kullanarak biz momenti hesaplayacağız. Bu genel eşitlikten yola çıkarak bu soruda bu eşitliği uygulamış olalım. Önce Fx ve Fy kuvvetlerini bulmamız gerekiyor. Şekil üzerinde de arkadaşlar Fx ve Fy'yi bu şekilde çizebiliriz. F eşittir 10 kilonewtonluk kuvvet çerçevesinde Fx ve Fy'yi bulmamız gerekiyor. F eşittir 10 kilonewton kuvvetinin yatay ve dikey bileşenlerini bulmamız gerekiyor. X ve Y eksenlerine olan iz düşümlerini yani yatay ve dikey bileşenlerini bulmamız gerekiyor. Fx kuvveti mutlak değer içinde gösterirsek 10 kilonewton çarpı kosinüs 75'e eşit. Matematik olarak bu 75 derecelik açıyı kullandığımızda biraz önce şu yukarıda da çizmiştik arkadaşlar. Şu şekilde 75 dereceyi de buraya yerleştirirsen Fx ve Fy'yi bulmuş olursun. 10 kilonewton çarpı kosinüs 75 2.588 kilonewtona eşitmiş. Fy için de 10 kilonewton sinüs 10 kilonewton sinüs 75'i değerlendireceğiz. O da 9.659 kilonewton olarak hesaplanıyor. Arkadaşlar hesap makinesinde tabii ki kosinüs ve sinüsü 75'e dikkat edelim. Bazen sınavlarda hata oluyor. Burada derece cinsinden hesap makinemizi ayarlayıp bu sonuçları bulmamız gerekiyor. Şekil üzerinde de 2.588'i 2.59 olarak göstermişim. 9.659'u 9.66 olarak yani yuvarlatmışız, virgülden sonra iki basamak yeterli. Fx ve Fy'yi bu şekilde gösterebiliriz. Gelelim moment konusunu kısaca işliyorduk. Moment kolları hesabı da bizim için önemli. Fx kuvveti C noktasına göre saat yönünün tersi yönde moment uyguluyor. Bakalım Fx'e. Evet,
C noktasına göre moment kolu şurası ve Fx C noktasına göre saat yönünün tersi yönde moment uyguluyor. Moment kolu delta'ya 1,5 metre olarak alınır. Fy kuvveti C noktasına göre saat yönünde moment uyguluyor. Hemen bakalım. Fy, evet. Şu B noktasına uygulan Fy, C noktasına göre saat yönünde bu sistemi çevirmeye çalışıyor. D'ye de 1,5 metre olarak alınacak. Hemen şekil üstünde bakalım. Evet. D'ye burası, bu F kuvveti. B noktasının C noktasına olan dikey uzaklığı bizim moment kolu. Diğeri içinde Fx içinde B noktasının C noktasına olan uzaklığı 1,3 olarak alınacak. Fy kuvveti C noktasına göre saat yönünde moment uygular dedik ve Dx'i 0,3 olarak alacağız dedik. O zaman Mc momenti arkadaşlar burası -2,59 veya 588 olarak alınmış vektörelden kurtarırsak bakalım. Evet, -x yönünde, tamam. Aradaki uzaklık 1,5 metre. Diğeri artı y yönünde 9,659 kilonewton 1,3. Ve moment 8,67 diyelim. 8,67 kilonewton metre olarak saat yönünde çıkıyor. Artı çıktığı için bu şekilde momenti hesaplarız. Arkadaşlar burada F kuvvetlerini ele aldık. Bunların yatay ve dikey bileşenleri nasıl değerlendirebiliriz ona baktık. Moment hakkında kısa bir bilgi verdik. Momenti bu derste kullanacağız tabii ki. Momentin genel eşitliğini verdikten sonra dediğimiz gibi ileride ayrıntılı olarak ele alacağız. Moment hesabını da bu şekilde yapabiliriz. Bugün Newton'un yasalarını ele aldık. Bu çerçevede kuvvetleri nasıl değerlendirebileceğimize baktık. Ve bir mühendislik örneği de çözmüş olduk. Bugünkü dersimizin konusu derse giremeyenler ve yeni gelenler için arkadaşlar Ege derste ayrıntılı olarak yer alacak. Sanırım Zoom 100 kişiden fazlayı kabul etmiyor. O duruma bakacağım. Ona göre derse giremeyenleri... Hocam. Efendim. Böldüm ama şey yapsak olur mu mesela? Teams'ten işlesek dersi. Olabilir. Ona ben bakacağım. Bu 100 kişilik sınırı daha... Zoom çünkü sıkıntı oluyor. Anlamında da Teams'te tamam. Böyle bir sıkıntı yaşanmıyor. Tamamdır. Onu ayarlarız. Hocam. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bu soru hakkında en alttaki çözümü tekrar getirebilir misiniz? Moment hesabını yaptık ya en son. Evet. Tamam. Not alıyordum da hocam. Tamamdır. Bu ders notu Ege derste de olacak arkadaşlar. Ha, bu soruyu koymamış olabilirim. Bunu da koyayım. Evet, notlar bittiyse arkadaşlar hem yoklama için hem bugünkü bilgileri tekrar etmek için kısa bir testimiz var. Teste geçelim. Bitti hocam, sağ olun. Tamamdır. Evet arkadaşlar, bugünkü testimiz Kahoot üzerinden yapılıyor ve sizler cep telefonlarından kahoot.it'ye girebilirsiniz. Şimdi ayrıntısına geçeceğiz. Oyunun pini şimdi yükleniyor. Evet, 11 haneli numaranızla, öğrenci numaranızla giriyorsunuz. Thank you.
Arkadaşlar 98 kişi girmiş görünüyor. Başlatıyorum. Evet, eylemsizlik nedir? Evet, 69 arkadaşımıza teşekkürler. Bir değişikliğe karşı dirençtir eylemsizlik. Eylemsizlik makine mühendisliğinde önemli bir konu. Eylemsizlik üzerine çok konuşacağız ve bir değişikliğe karşı dirençtir diye kısaca tanımlayabiliriz. Tabii ki çeşitli tanımları var. İkinci sorumuz, kımıldatıcı kuvvet nedir? Arkadaşlar Newton kımıldatıcı kuvveti net kuvvet olarak söylemek istemiş. Bu konuda 54 arkadaşımız doğru cevap verdi. Net kuvvete biz kımıldatıcı kuvvet diyebiliriz. Evet, üçüncü sorumuz, son sorumuza geçiyoruz. Etki varsa... Evet, 94 arkadaşa teşekkürler. Etki varsa tabii ki tepki de vardır. Diğer şıklar yanlış. 94 arkadaşımız buna güzelce cevap vermiş oldu. Evet, bugünkü kağıt testimiz bu kadar. Hem yoklama yaptık hem de bugün anlattığımız konuyu kısaca tekrar ettik. Doğru ve en hızlı şekilde hocam, cevap veren 3 kişiyi de sistem gösteriyor. Var mı sorunuz? Hocam. Efendim. Ben kağıta giremedim de az önce. Telefon dondu. Şimdi yoklamada tamam, yani bu uzaktan öğretimde çeşitli sorunlar olabilir. E-mail ile bana bilgi verin. Ben onu değerlendirdim. E-mail'den atıyorum o zaman. Tamam tamam. Yani yoklama için e-mail ile bilgi verirseniz sorun değil. Tamam hocam. Hocam günaydın. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Tabii tabii. İlk başta giremedim kotada olduğu için ama sonrasında girebildim ve kağıtta da vardım. Mail atmama gerek yok değil mi? Yok yok. Yok hayır. Evet. Tamam, teşekkürler. Evet. Arkadaşlar %67 oranında giren arkadaşların 3 soruda doğru cevap verdiğini görüyoruz. Arkadaşlar dersimiz bitti. Derse katıldığınız için teşekkürler. Yoklamayı da aldık. Sistemden çıkabilirsiniz. İyi günler hocam.